أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من شر الشيطان الرجيم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بشيرا ونذيرا والصلاة والسلام على من أحيا الدين بعد أن كان سيرا وعلى آله وأصحابه المقدمين على الخير ولا عسيرا. وإعلموا أن أفضل الكتاب كتاب الله وأفضل الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدث بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وبالسند المتصل إلى النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أنه قال: إذا مر بكم أهل اليمن يسوقون نساءهم ويحملون أبناءهم على عواتقهم فإنهم مني وأنا منهم. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in cümle peygamberan rızam aleyhüm salavat ve teslimatın Ehl-i Beyt, Ehl-i Ashab etbaları Rıdvanullahi Teala aleyhi mecmainin bil cümle mümin ve Müslüman kardeşlerimizden İhtihal-i Darbaka edenler rahmetullahi aleyhi mecmainin hasaten eserinden yararlandığımız Ahmet Ziyaddin Gümüşhanevi üstazları, üstazlarımız, müşahefendilerimizin hasaten burada bulunan cemaat kardeşlerimizin bu civarda metfum olunan bil cümle geçmişlerimizin ervahı için el-Fatiha. Bismillahirrahmanirrahim. İzâ merartum bir riyâdıl cennet, cennet bahçelerine uğradığınız zaman, riyâd, ravza, ravza bahçe demek. Yani güzelliği, insanın hoşuna giden, içi açılan, gördüğü zaman içi açılan güzellikte bahçe, ravza. Bunun çoğulu Riyad. Evet. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in ilk mescidinin olduğu yer. Evet. Mâ beyne beyti ve minberi ravdatun min riyadil cenne. Evimle vefat ettiğim odamla minberim arasındaki yer cennet bahçelerinden bir bahçedir. Şimdi halen var Medine-i Münevvere'de Mescid-i Nebevi'de oranın sütunlarının altı farklı. Halısı da farklı. Yeşil halı koymuşlar, başka yerlerde kırmızı halı olduğu halde bilsin müminler diye. Efendimizin orada namaz kıldığı mihrap da var, minber de var. Oradakileri de bizim atalarımız, sultanlarımız yapmışlar, orada yazmışlar. Orada hadislerle güzel altın yazılı mermeri de kazımışlar. Şükrünü eda mümkün mü Allah'ım? O sütunlar diken bir Osmanlı padişahı Türkçe. Şeye sütuna kazımış mermere. Şükrünü eda mümkün mü Allah'ım? Evet, sana hakkıyla teşekkür edebilir miyiz Allah'ım diye de yazmış. Bu kadar güzel duygularla atalarımız orayı imar etmişler, ihya etmişler. Şimdi Riyaz, Ravda, cennet bahçesi demek. Cennet bahçelerine uğradığınızda ferta'u. Evet. Faydalanın. Aslında fertavu otlayın demek. Hayvanların kırda güzel yeşillikler içinde yayılıp karnını doyurması odur. Ama burada peygamberimiz ona benzetmiş. Yeşillik güzellik olduğu için onu etrafındaki insanlar hayvanla, hayvan yetiştiriyor. Öyle misaller veriyor. Böyle güzel baharın ortalık yeşerdiği zaman hayvan hasret kalmıştır yeşilliğe, salıverdiniz mi nasıl saldırır, hopur hopur nasıl yer, öyle güzel gelir ona. Tabi de güzel dedi yeşillik. Siz de, yani onları anlatıyor, siz de cennet bahçelerine uğradığınız zaman aha böyle saldırın, faydalanmaya son derece hırslı olun, hırslı olun. Evet. Kalu ve ma riyadul cennet. Cennet ahirette ya Resulallah. Cennet bahçesi nerede dünyada?
Cennet bahçesi dedin ne? Ya Resulallah dediler. Kala. Halaku zikir. Evet. Zikir halkaları cennet bahçesidir. Şimdi latife yapmak Efendimiz de yapmış. Bazen iyidir. Abdullah bin Mesud var. Sahabinin en alim, fakih sahabilerinde. İmam Azam ve Hanife'nin hep dayandığı sahabedir. O alim, fakih olduğu için onun içtihatlarını genellikle seçer. Birkaç tane sahabi varsa onunkini seçer, dayanır. Bir gün Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem camide vaaz ediyormuş. Müminlere sohbet ediyormuş. Çıkmış şeyden, herkes de ticaretle meşgul. Çarşıda, dükkanında. Ali demiş, camide ziyafet var. Ziyafet ne demek? Ziyafet kebap demek. Kuzu kızartması demek. Onu duyunca herkes dükkanı kapatmış, koşmuş camiye. Bakmış Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem mübarek inciller döktürüyor. Güzel güzel sohbet ediyor. Tabi girince onu dinlemişler. O kadar da şey değil. Dinlemişler ama kebap yok. Ziyafet yok. Çıkmışlar yakasına yapışmışlar. O da ufak tefek kara kuru bir adammış. Ulan demişler niye bizi aldattın? Ziyafet var dedin. Hani kebap? Demiş ben yalan söylemedim. Yemin ederim demiş yalan söylemedim. Orada yok öyle bir şey yok. Demiş efendim benim sohbeti ziyafet değil mi lan? Manevi ziyafet değil mi? Bunları iyi ziyafet bulacak mısınız siz? Yani yediğiniz kebabı tuvalete götüreceksiniz ama efendimin sözleri sizi ahirette cennete götürecek. Bundan iyi ziyafet olur mu? Hay Allah demişler ya. Evet efendim. Zikir halkaları diyor Peygamberimiz cennet bahçesidir. Hadis okuyoruz şimdi. Zikir halkaları cennet bahçesidir. Zikir halkaları dedin ne? Erade bir zikir. Zikirle kastetti Peygamber et-tesbih. Subhanallah, 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 Subhanallah. Bir zikir meclisidir. Tesbih. Tesbih çekmek zikir meclisidir. Ve tahmid. Elhamdülillah, elhamdülillah, elhamdülillah. Zikir meclisidir. Ve temcid. Allah'ı öven şeyler. Allahu Ekber, Allahu Ekber, Allahu Ekber. Bunlar zikir meclisidir. Tabii Allah demek, La ilahe illallah demek. Bunlar da, şimdi başkalarını hadis-i şeriften şey diyeceğiz, öğreneceğiz. Onun için şimdilik bu kadar söylüyorum. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem havza cennet bahçesine benzetti. Cennet bahçesinde bahçede otlamaya benzetti. Arz ettiğim gibi baharın ortalık yeşerdiği zaman yeşilliğe hasret kalmış olan hayvan salıverdin mi bol otlu bir yerde nasıl biçer böyle otları dilini dolaya dolaya. Bu misali Peygamberimiz böyle yani burada ona teşvik etmiş anlatmak için zikir meclisinde böyle hırslı olun faydalanmaya o maç sana biselmiş ama misal vermiş ama başka yerde de yani önümüze gelenin diyor o kırda baharın güzel otlu yerde dilini dolaya dolaya hah huh diye sağını sonu bakmadan yiyen hayvan gibi olmayın diyor. Şimdi ben hayvancılık da yaptım. Şimdi baharın hasret kalmış yeşilliğe otlar da böyle büyümüş. Hiç içinde zararlısı falan var mı demez. Dilini dolar dolar pofur pufur yer onları. Arasına zehirli ot çıktığımda dört bacağını atar, karnı şişer, kurtarın beni diye ölmeye yatar. Siz öyle olmayın diyor. Önünüz gelen şeyde zehirli bir şey var mı yok mu? Haram mı, helal mı ona bakın diyor. Evet, kuşlara bakmak lazım. Ben bakıyorum şimdi, ağacın şeyinde ağzında bir şey var. Yavrusuna götürecek, alacak oradan aşağıda görüyor onu. Konuyor, 10 defa sağına soluna bakıyor. Bir kediye yem olabilir. İşi garantiye aldıktan sonra iyi kontrol ediyor etrafını. Kaptığı gibi kaçıyor yukarıya. Ama insanoğlu öyle demiyor. Haram ve helal demeden rastgeleni alıyor. Bir kuş kadar olamıyoruz biz. Haram mı helal mı seçemiyoruz. Bu
hayvanın otlaması gibi olmayın diyor. Orada o misal vermiş. Şimdi de o nasıl faydalanmıyor, hırslanıyorsa siz cami, zikir halkalarında öyle iştahlı olun. Hırslı olun faydalanmak için. İştahlı olun. Ona misal vermiş. Aynı misali değişik şeylerde kullanmış Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Şimdi Gümüşhane Hazretleri diyor ki Allah'ın dünyada insanlara verdiği, kullara verdiği şeylerin en faziletlisi zikirdir diyor. Evet. Dünyada aklınıza gelebilen zevklerin en güzeli zikirdir. Anlayabilene. Hani aklınıza en zevkli ne geliyor? Zikir ondan da zevklidir. Onun için diyor Gümüşhane Hazretleri bu zevki tatmış insan Allah'ın dünyada verdiği şeylerin en üstünü zikirdir diyor. Onda duyulan zevk hiçbir yerde bulamazsınız diyor. Öyle söylüyor. Onun için zikir meclislerini cennet bahçelerine benzetmiş. Evet. Zikir dil ile olur, kalp ile olur. Eğer kalp ile yürekten edilirse, kafa, idrak, anlayış beraber olur da, dil onun kalpteki duygunun, idrakin, bilincin tercüman olursa, onun sır perdesi açılır, kalp veri Cenab-ı Hakk'ın feyizlerine açık olur ve Allah'ın feyizleri kalbine dolar. Cenab-ı Hak onun gözünü açar ve o birçok güzellikleri görür. Senin göremediklerini görür. Bu onun hayatında görülür. Halinde görülür. Onu sen fiziki olarak anlayabilirsin. Gözünden yaş gelir. Tüyleri diken diken olur. Heyecana gelir. Vücudu titreme tutar. Bu onun tam bilinç içinde yaptığı bir zikir olduğunun alametidir. Evet. Şimdi zikir güzel bir şey olduğu gibi bu açıdan Efendimiz yararlanın diyor. Hem de böyle hırslı olun bu konuda. Efendim zikir meclislerine oturmak da böyle güzeldir. Kendin zikretmek güzel olduğu gibi zikir meclislerine oturmak da böyle güzeldir. Bu hadis-i şerifi Ahmed ibn Hanbel Tirmizi Hazreti Enes'ten nakletmiş. Bununla ilgili bir hadiste şöyle: İze merartum bir riyadıl cenne. Siz ey müminler cennet bahçelerine uğradığınızda, evet, cennet bahçesi, ferta'u, faydalanın. Kalu ya Resulallah ve ma riyadul cenne. Öteki hadisten farklı şimdi bu. Ya Resulallah, cennet bahçeleri dediğin nedir? Kale mecalisül ilm. İlim meclisleri, zikir meclisleridir. Faydalanın, cennet bahçesidir. İlim meclisleri cennet bahçesidir. Yani İmam Kurtubi diyor ki İspanya'da Kurtuba'da yaşamış, 20 cilt Ahkamül Kur'an diye tefsiri var. Muhteşem bir tefsir yazmış. O tefsirinde diyor ki burada ilim meclislerinden kasıt helal ve haram öğretilen meclislerdir. Helal ve haram öğretilen meclislerdir diyor. O öyle söylüyor. Gazali de diyor ki ahiret ilimlerinin öğretildiği meclislerdir. O da Allah varlığı, Allah'ı neyle bileceğiz? Sıfatları, güzel isimleri, bunları bilerek Allah'ı bileceğiz. Ha, Allah-u Teala'nın varlığına deliller, bunlardan bahsedilen ilim, Cenab-ı Hakk'ın, işte demin de o hadis, dersimiz başta okumuştuk, zalimlere ne yaptı, salihlere ne yaptı, Kur'an'da onlara öğreten, Allah'ın bunları yaptığı misalleri öğreten ilimler, bunlar, bu ilim meclisleri cennet bahçesidir diyor. Gazali böyle söylüyor. Evet.
Neden farklı söylemiş? Birisinde zikir halkaları demiş, cennet bahçesidir. Birisinde de ilim meclisleri cennet bahçesidir demiş. Soran adamın kapasitesine göre. Soran adam ilimden anlayacak, onu ilim demiş. İlim, fazla ilim yok ama ibadetine düşkün bir insan soran, ona zikir meclisi demiş. Cennet bahçesidir. Yani böylece tabii Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem genel bir prensibi var. Kellimin nâse alâ kadri ukûlihim. İnsanların akılları alabilecek ölçüde konuşun diyor. Alim bir adama hitap etmek var, cahil bir adama hitap etmek var. İnsanların kapasiteleri farklıdır. Burada da soran değişik olduğu için cennet bahçeleri zikir halkalardır demiş. Ötekinde de ilim meclislerdir demiş. Şimdi halka. Şimdi siz de benim etrafımda halkasınız. Sağımda solumda böyle toplandınız oturuyorsunuz. Bu sünnettir bakın. Bu sünnettir. Halka diyor, halka diyor. Zikrederken ilim meclisinde veya vaazlarda halka olmak lazım. Sünnete uygun olan budur. Zikir halkası diyor. Halka yani daire şeklinde olmak lazım. Bu da bir adaptandır. Adaptandır. Şimdi bu cennet bahçelerini başka hadisten bir farklı açıdan açacağız. Orada izahat verelim gene. Bu hadis Taberani Abbas'tan, Hazreti Abbas'tan nakletmiş. İzâ marartum bir riyâdıl cennet, cennet bahçelerine uğradığınızda farta'u, faydalanın. Kıyla sahabe-i kiram dediler. Ve mâ riyâdıl cennet, cennet bahçeleri nedir ya Resulallah? Ya Resulallah, kâle el mesâcid, mescitler cennet bahçesidir. Şimdi üç tane hadis okuduk. Bir, zikir halkaları cennet bahçesidir dedi. İkinci hadiste ilim meclisleri zikir halkası cennet bahçesidir dedi. Şimdi de mescitler cennet bahçesidir dedi. Evet. Mescit Allah'ın evi. Beytullah. Mescidi haramdır adı. Mescidi haram. Beytullah'tır adı. Allah'ın evidir. Allah orada mı oturuyor? Haşa. Allah mekandan münezzehtir. Bir yerde oturmak bana sana ait bir şey. Fanilere ait bir şey. Allah mekandan münezzehtir. Şekle de sığmaz. Yani bunu neye söylüyorsun? Evet. Hacca gitmiş adam. Hacca gitmek demek güzel bir şey. Herkese nasip olmaz. Allah herkesi oraya gitmeye müminler nasip etsin de. Nice gideceğim diyenler var gidemiyor. Yani bir şereftir hacca gitmek hak eden. Allah'ın emirlerinden birini de yerine getiriyorsun. Yerine getirmemekle getirmek bir olur mu? Güzel bir şey ama oraya bilgili gitmek lazım. Bilinçli gitmek lazım. Adam bize soruyor. Burası Beytullah değil mi? Ne demek Beytullah? Allah'ın evi. Allah burada mı oturuyor diyor. Hacca gelmiş adam. Evet. Allah'ın bakın sıfatlarını bilmiyor. Biz Allah'ı nasıl biliriz? Sıfatlarıyla. Vücut, kıdem, baka, vahdaniyet, muhalefetün lil havadis. Evet. Allah'ın sıfatları var. Bunları bilmek lazım. İmam Muhammed de diyor ki, evet rahimahullah, Tahran Rey şehrinde yatıyor İmam Muhammed Şeybani. İmam Azam içtihatlarını bize yazarak nakline sebep olan imamımızdır. İmam Muhammed Hasan Şeybani Hazretleri, bir kız, bir oğlan Allah'ın sıfatlarını sayamazsa diyor, fetvasında öyle söylüyor, onun nikahı caiz değildir diyor. Yani bana kızmak yok. Hoca öyle söylüyor yani. Ben size söylüyorum. Şimdi Allah'ın zati sıfatları var. Sübuti sıfatları var. Selbi sıfatları var. Hangisi bunlar? Hangimiz biliyor? O hoca öyle diyor bak. Allah'ın sıfatlarını sayamayan kızın nikahı kıyılmaz diyor. Kitabında öyle söylüyor. Ben de aktarıyorum size. Senin imamın o. Şimdi namaz kıldın ona göre kıldın. Evet bizim imamımız. Allah şefaatine nail eylesin. Ama şimdi bu bilgiler çok kıt. Allah'ı neyle bileceğiz? Allah'ın sıfatlarıyla bileceğiz.
Allah'ın güzel isimleri var. Her gün sayan ve men ahsaha dakhala'l cennet. Efendimiz öyle buyuruyor. Her gün Allah'ın isimlerini sayan mümin %100 cennete girer. %100 yok hocam, neden? Dakhala. Yetkulu deseydi şüphe olurdu. Dakhala'l cennet, kesin girdi diyor Peygamberimiz, öyle söylüyor. Ondan çıkarıyorlar %100 diye. Sen de say, 99'unu öğren. Allah'ın isimleri 99 değil. 99'unu her gün sayan diyor. 99'unu. Çok da 99'unu her gün sayan dakhala'l cennet. Bunların manasını bileceksin. Bunların manasını bileceksin. Alim, Rahman, Rahim, Settar, Cebbar, Hay, Kayyum mesela. Ne demek bunlar? Bunları bileceksin. Bilerekten Rahim böyle sayacaksın, Celle Celaluhu diyerekten sayacaksın, manalarını bilerek, buradan bileceksin Allah niceymiş, nasılmış. Bir de işte Allah'ın sıfatları var, onları bileceksin. Hayat, ilim, semi, basar, kudret, irade, kelam, tekvin, vücut, kıdam, baka, vahdaniyet, muhalefetin, kıyam bi nefsihi. Bunları bileceksin, bunların manasını bileceksin, Allah bu diyeceksin, böyle inanacaksın. Bir şekil, Allah şekle sığmaz. O Hristiyanlarda Noel zamanlarında ok sakallı, külahlı, kırmızı elbiseli filan, belinde kemer var. Aylarca televizyonlara onu gösteriyorlar çocuklara. Yok, bizde o yok. Maalesef onlara bakarak çocuğuna Allah baba yakar ha bak diyor. Namaz şehit diyor. Bunu yapma, Allah baba kızar ha diyor. Allah baba olmaz. Lem yelid ve lem yulet. Kıyam bi nefsihi. Kendiliğinden vardır. Evveli yoktur, sonu yoktur. Bunları bileceğiz. İmanımızın sahih olması buna bağlı. Buna bağlı. İşte mescitler cennet bahçeleridir. Evet. İlmin yeri yoktur ama bakın ben nerede vaaz ediyorum? Mescitte, camide. Herkes bu kitabı okuyabilir mi? Hayır. Herkes bu kitabı okumaya kalksa, benim gömlemi kim dikecek? Gözlüğümü kim yapacak, değil mi? Herkes müminlerin ihtiyacı görmek için işe girecekler. Birbirimize yardımlaşacağız. Ben size bunları öğreteceğim. Siz de benim elbisemi dikeceksiniz, gözlüğümü yapacaksınız. Mikrofonu imal edeceksiniz. Yardımlaşma, toplum böyle devam edecek. Hepimiz insanlığa hizmet eder, dürüst hareket edersek hiç farkımız yok. Ha ben ayet hadis okumuşum, ha siz bana bu ihtiyaçları, müminlerin bu ihtiyaçlarını karşılamışsınız. İnsanların yalan dolan olmadıktan sonra, helal yoldan olmaktan olduktan sonra hepsi güzel. Hepsi güzel. Şimdi bunları kim öğretecek, nerede öğretecek, genelde nerede öğrenilir bunlar? Mescitte tabii. Müminler mescitte birleşirler. Mescitte birbirlerini tanırlar. Mescitte haram helal bilgilerini öğrenirler. Mescit çok önemlidir İslam'da. Nereden biliyorsun? Evet. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Mekke-i Mükerreme'den Medine-i Münevvere'ye hicret ettiklerinde Kuba Mescidi'nde kaldılar. Kalır kalmaz hemen mescit yaptılar orada. Kuba Mescidi. Şimdi tabii o yaptığı mescit durmuyor. Osmanlı'nın yaptığı da durmuyor. Şimdi büyüttüler filan. Ama ilk işi mescid yapmak oldu. Taştan avlu çevirmiş. Evet. Sonra Medine-i Münevvere geldiğinde çoluk çocuğuna bir ev yapmadan evvel, çok önemli, ailelerini barındıracak bir ev yapmadan, çünkü kirayla da durulabilir. Misafirden de durulabilir. Müminlerin evinde. Önce mescit yaptırmış, önce cami yaptırmış, müminler bir toplansın, müminler bir araya gelmelerinde bereket var. Yedullah me'al cema'a, bir araya geldi müminler, Allah o birlikte birleşmelerinden hoşnut oluyor, bereketini yağdırıyor. Allah'ın feyizi bereketi yağıyor cemaat üzerine. Mescit secde edilen yer demek, ibadet ediliyor. Hep beraber rüküya, hep beraber secdeye, hep beraber ayağa kalkılıyor. Nizam intizam öğreniliyor. Dargın adam yan yana gelebilir mi? Camide yan yana gelince kalplerimiz birbirine ısınıyor. Kinler gidiyor. Hasetler, kinler
defolup gidiyor. Kalpler birbirine ısınıyor. Katı kalpler yumuşuyor. Nizam, intizam öğreniyoruz. Beş vakte belli saatlerde gitme. Program, disiplin öğreniyoruz. Mescid çok önemli. Haram, helal bilgisini öğreniyoruz. Dünya işlerinde öğreniyoruz. Kur'an-ı Kerim'in ayetleri sadece namaz kılmakla ilgili değil ki. Kur'an'da her şey var. O ayetleri sıradan camide hocalarımız sizlere açıklıyorlar. Evet, mescitler de cennet bahçeleridir. Hocam öyleyse cenneti çok güzel Efendimiz şöyle tarif ediyor. Hiçbir gözün görmediği, hiçbir kulağın işitmediği, hiçbir insanın hatırına gelmedik güzellikler var. Ya hocam cennet, mescitler cennetse öyle bir şey yok. Evet, camiler güzel ama o kadar da değil. Hayır efendim, bu şu demek. Mescitler cennet bahçesi demek. Camiye gidersen, haram helalı öğrenirsen, ilim meclisine gidersen, zikir halkına oturursan bu seni ahiretteki ebedi kalacağın, Allah'ın rahmetinin rızasının yeri olan cennete götürür demek bu. Yoksa bu cami cennetin bir şekli değil. Seni oraya götüren yerdir, ocaktır, mekandır, yerdir demek bu. Evet, o sadette söyleniyor. Şimdi cennet bahçelerine uğradığınız zaman fertau. Evet. Ve men riyadul cenne ya Resulullah kâlel mescid. Cennetin bahçeleri nedir ya Resulullah? Mescitlerdir. Allah'ın evleridir. Kıyle ve men rat'u. Camide faydalanmak ne demek ya Resulullah? Kâle subhanallahi velhamdülillahi ve la ilahe illallah ve allahu ekber ve la havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim. Camide gittin mi andaşı gibi oturmayacaksın orada. Orada yararlan. Cennete girmişsin. Allah nasip etmiş. Evet. Camiye gelmek kolay değildir. Efendimiz buyuruyor ki bir mümin camiye giderken en az 70 engeli aşar da gelir diyor. O anda telefonunu çalıyor durmadan gitmesin camiye diye. Seni iş çıkıyor. Hanım bir şey söylüyor. Şunu al diye bunu al diye. Sokağa çıkıyorsun. Bir arkadaş bir dakika diyor. 70 tane say yani onu. 70 tane en az engeli aşar da gelir diyor. Kolay değil camiye gelmek. Çünkü camiye gelmeye alışan adam, cami kuşu olan adam, camisiz edemeyen adam cennetliktir. Efendimizin müjdeleri var. Kalbi camiye bağlı insan. Mahşerde herkes sıkıntı içinde sağa sola koştururken telaş içinde evet. Kalbi camilere bağlı adam Resulullah'ın divat Hamza sancağı altında veya Arş-ı Al'ın gölgesinde gölgelenecek diyor. Hiç sıkıntı görmeyecek. Cennetlik adam bu. Evet. Camide gittiğin zaman andaşı gibi oturmayacaksın. Gitmişken böyle bir nasip olmuşken kafamı çalıştıracaksın. Ne okuyacaksın? Kur'an oku. Subhanallah ve elhamdülillah ve la ilahe illallah ve allahu ekber ve la havle ve la kuvvete illa billah. Kur'an'dan bak, Kur'an'da var bunlar. Şu peygamberimiz söylüyor ama Kur'an'ın çeşitli yerlerinde bu Kur'an'ın ayetlerinden parça bunlar. Efendim bir araya getirmiş. Evet, besmele çek. Otur besmele çek. 100 defa besmele çekmenin ne büyük fazileti var. İhlas oku. Aşk Kur'an oku. İnna atayna'yı oku. Bildiğin en kısa surelerden oku. Hani Allah de, Sübhanallah de, Elhamdülillah de, Allahu Ekber de. Onlar söyledik de. İşte burada da diyor ki Sübhanallah ve Elhamdülillah ve La İlahe İllallah ve Allahu Ekber ve La Havle ve La Kuvvete İlla Billahil Aliyyil Azim. Bu cennete ağaç dikmektir diyor Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Bu sözü söyleme cennete ağaç dikmektir. Biz hadisinde Hazreti Ayşe anamıza bir gün buyurmuşlar ki, Ayşe demişler, her gün Kur'an hatmetmeden uyuma. Her gün hac ömre yapmadan uyuma. Her gün Müslümanlarla, müminlerle helallaşmadan uyuma. Her gün peygamberden şefaatini kazanmadan uyuma. Dur demiş ya Resulallah, dur. Bunları bir günde nasıl yaparım ben? Ayşe'cim sana söylüyorum. Bir insan üç ihlas okursa Kur'an'ı hatmetmiş olur. Çünkü bir ihlas
Kur'an'ın üçte birine muadildir. Üç defa okursanız Kur'an okumuş gibi olursunuz. Sübhanallah ve elhamdülillah ve la ilahe illallah ve allahu ekber ve la havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim dersen hac ömrü yapmış olursun. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve Adem ve Nuhin ve İbrahim ve Musa ve İsa ve ma beynehum minen nebiyyin vel murselin salavatullahi ve selamu aleyhi mecmain dersen hem peygamberimize hem Adem, Nuh, İsa, Musa ve bunun arasında gelip geçen tüm peygamberlere salatü selam edersen onlar bilirler, sana şefaat ederler, senden memnun, seni severler, şefaat ederler. Rabbi ufilli veli valideyi velil müminine yevme yakumul hesab. Allah'ım beni de affet, anam babam da affet, bütün müminler de affet dersen müminler de senden memnun olur, haklarını helal ederler memnun olduğu için. Çünkü mümin gıyabında yapılan dua geçerlidir. Sen de arkasından dua ediyorsun. Memnun olunca da tabii haklarını helal ederler. Kolay değil mi efendim? Evet, şimdi burada da camide, cennet bahçesi cami. Camide faydalanın diyor. Boşa vakit geçirmeyin. Gelmiş adam. Vay be, kubbeye bak be. Üf. Amma da yüksekmiş ha. Çinilerde nereden geldi acaba? Kütahya'dan mı filan? Tamam abi ya, camidesin. Dışarıda konuşanları. Sanat daire hocası mısın? Nesin yani? Mimar mısın? Yani Çinliler mi değiştireceksin? İşin ne? Camiye geldiğin zaman sağa sola sütun. Yok canım, biz öyle şeyi saymayız. Biz dua ederken sütunları sayıyoruz. Namaz kılarken de sayıyoruz bazen. Allah bizi ıslah etsin. Evet, ne diyor bak peygamberimiz? Camiler cennet bahçesidir. Orada yararlanın. Nasıl yararlanırız? Sağa sola seyrederek, sütun seyrederek, Çinliler sayarak değil. Ya Subhanallahi velhamdülillahi ve la ilahe illallah ve allahu ekber ve la havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim diyerek. Burada bakın, Subhanallahi tesbihtir. Velhamdülillahi tahmiddir. Ve la ilahe illallah tehlildir. Cennetin anahtarı la ilahe illallah'tır. Evet, la ilahe illallah cennetin anahtarıdır. Bu kelimeyi söylemeyen cennete giremeyecek. Tabi onun için Muhammed'in Resulullah da var. Evet. Subhanallah ve elhamdülillah ve la ilahe vallahu ekber tekbirdir. Ve la havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim de havkala derler. Şeytanı def edip gitmektir. Def etmektir. Ya hocam namaza duruyorum. Aklımı gelmedi kalmıyor. Bir la havle çek yahu şu adamın, şeytanın belini bir kır be adam be. Geliyorsun böyle sütün sayıyorsun. Tabi şeytan gelmez mi sana? Kubbenin yüksekliğini ölçmeye gidiyorsun. Ne işin var senin ya? Subhanallah ve elhamdülillah ve la ilahe illallah ve allahu ekber ve la havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim. Ya. Ne kadar güzel. Şimdi hadis okuyoruz bakın. Şimdi sivri akıllı hocalar çıkıyor şimdi. Bid'at efendim bu. Peygamber böyle söylemiş mi? Müezzinle tutmuş da. Hay Allah iyiliğin versin senin hoca. Aha bak hadis bu yahu. Camide gelince bunu söyleyin demek sünnet değil mi yahu? Peygamberin üç tane sünneti var. Fiili sünneti, kavli sünneti, takriri sünneti. Kendi yapmamış kadrolu imam, müezzin tayin edecek bir devleti daha oluşturamamış ki. Habire cihad etmiş sağa sola, habire cihad etmiş. Kavadeşekte bile uzanıp yatmamış yahu ömründe. Her gün bir yere İslam'ı yaymakla meşgul. E şimdi sen her şey bitmiş, hazıra konmuşsun, para da var. E keşke imam tayin etmişsin, müezzin tayin etmişsin. E onlar da bunlar söylesin. Bid'at olur mu ya? İşte bakın. Peygamberin sünnetinde olan şey bid'at olur mu? Peygamberin sünnetinde olan şey bid'at olmaz. Evet. Subhanallah ve elhamdülillah ve la ilahe illallah. Müezzine diyor ya şimdi. Ona takılıyor. Yani söylüyorlar 26 senelik müezzinim hocam diyor. Bir memlekette müftü tayin olmuş. Bunları söylemiş cumadan sonra. Müezzin 26 senelik müezzin hafız. Herkesi seviyor güzel. Gelir gelmez ne yapıyorsun ya demiş. Peygamber devrinde bunlar oldu mu? Eski günü şey mi icat ediyorsun? Kalın bunlara demiş. Kızmış herkesin içinde müftü. Kendini adını duyuracak.
Adamı orada müezzin, 26 sene müezzinin bir herkesin içinde bir azarlamış müftü. Yeni gelmiş müftü. Cuma'ya gelmiş. Hocam diyor, yetiş ya diyor. Kurtar beni diyor şu müftünün elinden. Bitrat dedi diyor. Bunlar diyor peygamber devrinde yoktu dedi diyor. Ben de çıktım televizyonda anlattım. Peygamber bunları söylemişti. Bak hadis okuyorum size. Size o sıraya ona geldi bakın. Camiye gittiniz mi? Subhanallah ve elhamdülillah ve la ilahe illallah ve allahu ekber ve la havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim. Deyin diyor ya peygamber. Bu bidat olur mu ve adam ya? Peygamber bunu yapmamış. Ya zaman bulamamış. Her gün bir yere gidiyor. Sefere gidiyor. Şimdi her şeyi tıkırın da işinde. Niye okuyamayalım? Okumayalım. Peygamber burada diyorum bakın. Aynen tercüme ediyorum. Siz cennet bahçesine uğradığınızda faydalanın. Nasıl faydalanalım? Bir kere cennet bahçesi nedir? Mescitlerdir. Nasıl faydalanın? Ve merratu. Nasıl faydalanın? Buyurdu. Kale subhanallah ve elhamdülillah ve la ilahe illallah Allahu ekber ve la havle ve la kuvvete illa billahil azim. Bakın dikkat edin. Topluca demeyin var mı burada? Yalnız söyleyin var mı? Kaydı var mı? Söyleyin diyor. Ya umum ıtlakı üzere hamdolunur. Usul fıkhı kuralıdır. İlim kuralıdır bu kaidesidir. Yani kayıt yoksa tek başınıza söyleyin bir kaydı yok. İşte okudum hadisi aynen. Cemaat halinde söyleyin de yok. Tek başına demek ki yalnız da söyleyebiliriz. Cemaatle beraber de söyleyebiliriz. Evet bazı yerlerde topluca söylüyorlar. Hep birazdan Sübhanallah ve Elhamdülillah ve La İlahe İllallah ve Allahu Ekber ve La Havle ve La Kuvvete İlla Billahil Aliyyil Azim. Hani 10.000 kişinin söylemesi de güzel oluyor ha. Yer gök inliyor. Fena değil. Ama bizim memleketimizde herkes müezzin bunu söylüyor. Herkes duyuyor. Duyan, dinleyen, okuyanla beraberdir diyor Peygamberimiz. Biz de söylemiş oluyoruz. Arkasından Ayetül Kürsi'yi okuyoruz. Çünkü her namazın arkasından Ayetül Kürsi'yi okuyan cennetliktir. Cennete girmesine ölüm engeldir diyor Peygamber. Niye kaçıralım? Mesela bunlar bid'at olur mu? Evet efendim. Bu ve benzeri zikirler camide edilir. Camide boşa oturulmaz. Hulasa bu gibi el bakiyatü salihat. Evet her şey geçici, aldatıcı, gururdan ibaret dünya. Kalıcı olanlar nedir? Salih güzel amellerdir. O salih amellerden birisi de aha budur. Zikirdir, Kur'an'dır, ilim meclisidir. Subhanallah ve elhamdülillah ve la ilahe illallah ve allahu ekber ve la havle ve la kuvvete illa billah demektir. Siz camiye uğradığınızda fakulu hazel kavl bu sözü söyleyin. Boşa vakit geçirmeyin. Fırsatı ganimet bilin. Evet. Evet. Şu halde camiye gitmek, camide böyle zikirler etmek, camide ibadet etmek cennet bahçelerini kazanmaya sebeptir. Sebeptir demek bu. Evet. Bu camiye gidip de bunları söylemek muazzam sevapları kazanmaya ebediyen Allah'ın rahmet yeri olan, rıza yeri olan cennete gitmeye vesiledir. Vesiledir.